Merhabalar arkadaşlar. Birazcık bir 5 dakika tek geciktik. Yeni bir üniteye geçiyoruz. The Internet. Ünitemiz 5 olarak geçiyor. O yüzden bunu hepinizin dinlemesini istiyorum. Çünkü hem kelime anlamında alıştırma yapacağız hem de examples'lar yapacağız. O yüzden de bu üniteye hepinizin katılımını istiyorum. Şimdi bu ünitemiz aslında 4. üniteye çok benziyor arkadaşlar. Çünkü 4. ünitemiz de yine iletişim konusuydu. The telefondu. The phone'du. Şu anda da neyi işliyoruz? The internet'i işliyoruz. O yüzden de ben başlıyorum. Şimdi ben size hafta içi bu kelimeleri PDF tarzında vereceğim. Rehberlik hocalarımız size iletir bu kelimeleri. Ama şu an ben önemli kelimeleri işleyeceğim. Önemli soru kalıplarını ve bu ünitede arkadaşlar must kalıbımız var. Must kalıbını işleyeceğiz. Daha sonra bu şekilde ilerleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Görüyorum sizleri. Şimdi derse başlıyorum hepiniz hazırsak. 5. ünite. Geçelim burayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde size vermişim. Burada bir ney görüyoruz? Evlerimizde internetlerimizin üstünde de olur değil mi? Wi-Fi ağı görünüyor. Arkadaşlar bu bağlantıdır değil mi? Bağlantı. Ben Türkçesini de yazayım buraya. Bağlantı. Bağlantı ne olarak İngilizce'de geçiyor? Connection olarak geçiyor. Arkadaşlar şimdi biz aslında bu kelimeler bize yabancı değil. Çünkü çok fazla bilgisayarla ve telefonla vakit harcıyoruz. Ben normalde burada bir şeyi çıkarmışım değil mi? Bir dosyayı yüklüyorum, gönderiyorum. Biz burada ne yapıyoruz? Upload. Burada neymiş? Yükleme. Dosya yükleme olabilir, oyun yükleme, artık ne yükleyecekseniz. Daha sonra arkadaşlar burada ben bir cevap vermişim değil mi? Cevap vermek normalde answer'dır ama biz burada cevap vermek yazayım. Siz sonra videoyu durdurup durdurup lütfen yazın. Cevap vermek. Cevap vermek neymiş? Reply. Hocam biz neyi öğrenmiştik bir de? Answer. Hatta answer question değil mi? Görmüştük. Daha sonra buraya baktığımızda burada arkadaşlar çıkmış değil mi? Bakın burada çıkış işareti var. Burada giriş işareti var. Mesela ben çıkış yapacaksam, çıkış yapmak. Ona ne diyeceğim arkadaşlar? Log out. Hocam out yerine biz neyi de görebiliriz? Of. Çift F varsa of diye okuyoruz. Tek F varsa of diye okuyoruz. Burada da içeri girmiş. Yani giriş yapacak. Ne yapacağız burada da? Login ya da logon diye giriş yapmak. Burada neymiş? Giriş yapmak. Burada ben bilerek bu Ataş fotoğrafını bıraktım. Ataş'tan geliyor. Ataş'ta bir şeyleri ne yapıyoruz? Hani ekleme yapıyoruz. Ekleme yapınca da biz neyi kullanıyoruz? Attachment. Ekleme yapmak. Ataş'tan aklınıza gelsin. Şimdi ben bunları bir bakayım neler yazmışsınız. Aferin, güzel yazıyorsunuz. Gözlerimi takmamışım. Çok iyi okuyamıyorum arkadaşlar. Ama şu an ben bir daha tekrar edeceğim sizin için. Bakın bağlantı neymiş? Bakın internet konusu bağlantı connection. Yükleme neymiş? Dosya yüklüyoruz. Dosyayı da hemen burada vereyim. File, bilgisayarla çok oynayanlar da bilir nedir dosya. Ne yapıyorum dosya yüklerken? Upload yapıyorum. Hatta seçeneklerde bunu yapıyoruz. Dosya yükleme ne? Upload. Zaten load dolduruluyor, deneniyor anlamında. Cevap vermek neydi? Bizim bildiğimiz hani ilkokuldan, ortaokuldan kalan answer. Peki burada ne olacak? Reply. Daha sonra ne diyorum? Çıkış yaparsam zaten out, of anlamları nedir? Çıkış, çıkmak, logout ya da logoff yapacağız. Giriş yaparken login ya da logon yapacağım. Arkadaşlar ataştan unutmayacağız bunu. Ekleme yaparken de attachment diye yapacağım. Buna dikkat edin. Bu önemli kelimeleri muhakkak muhakkak not alın. Şimdi buna bir göz gezdirin bakalım. Şimdi buraya bir güzelce bakın arkadaşlar. Ben de bir kontrol edeyim sizi. Tamam, Mert'im hepiniz hoş geldiniz. Okuyorum zaten. Şimdi arkadaşlar burada bir profil resmi var değil mi? Bir erkeğe ait bir resim. Biz de kendi profillerimize sosyal medya ağlarında kendi profillerimizi koyuyoruz. Burada arkadaşlar profil varsa ne diyelim buraya? Profil. Foto. Biz bunu kendimiz yapıyoruz zaten. Şimdi ben burada arkadaşlar burada doğru bir şeyi onaylamışım değil mi? Bakın bu tik neydi? Onaylamak. Hatta ben bunu yapınca da hani onaylamamak anlamına geliyordu. O zaman onaylamayı da yazayım. Onaylamak, kabul etmek anlamında. Bakın kabul etmek anlamında. Çünkü bir şeyi onaylıyorsak onu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Confirm'i göreceksiniz. Confirm. Confirm neymiş? Onaylamak. Hocam siz bize bunu nasıl öğretmiştiniz?
Accept diye de öğretmiştim. Çok güzel, çok güzel yazmışsınız. Burada gördüğünüz bir web sayfası açık. Bir web girişi açık. Bakın. Web sayfası. Web sayfasını İngilizce olarak ne diyeceğiz? Web browser. Hatta zaten bu artık birazcık Türkçeleşmiş de bunu çok kullanıyoruz yeni bir dosya açarken. Burada arkadaşlar hepimiz aktif olarak kullandığı YouTube sembolü var. Biz yani WhatsApp'ı da kullanıyoruz, YouTube, Instagram bunlardan size bir sosyal ağlardı. O zaman ben buraya ne diyeyim? Social medya da yazabilirim. Social sites da yazabilirim gençler. Yani nedir? Sosyal siteler. O da olabilir. Social network da olabilir. Sosyal ağlar da olabilir. Şimdi az önce biz bir dosyayı ne yapıyorduk? Yüklüyorduk. Karşıya gönderiyorduk. Şimdi ne yapacağız gençler? Dosyayı indireceğiz. Buraya ne diyeyim? Dosya indirmek. Siz akıllı, zeki çocuklarsınız. Ben ne diyorum? Down aşağı demek değil mi? Hatta sit down'dan aklınızda kalsın. Stand up'ta da up yukarıydı. Yüklerken up, indirirken down. Bu da ne olacak? Download. Neymiş dosya indirmekte? Download. Şimdi burada siz göremiyorsunuzdur belki bir çöp kutusu var. Biz mesela yanlış mesaj yazdık. Yanlış bir gönderi yükledik. Bunu silmek için de ne yapacağız? Hatta bilgisayarda klavyede bu tuş çok meşhurdur. Delete tuşumuz var. Yani dosyaları ya da yazdığımız metni ne yapalım? Silmek anlamında. Ondan sonra şurada mesaj kutucuğu var. Hepimizin birbirimize giriş yaparken biz İngilizce öğrendiğimiz için hi ya da buraya biz ne diyelim? Hello yazalım. Burada da mesaj butonu. Mesaj. Mesaj neydir? Comment. Mesaj neymiş? Comment. Bakayım doğru yazılmış mı? Evet arkadaşlar çok güzel gidiyorsunuz. Aferin. Delight silmek. Azra aferin. Güzel oluyor. Yunus Emre Aynel. Şimdi ben tekrardan bunu size tanıtmak için profil foto, kabul etmek, onaylamak anlamında confirm ya da accept unutmayalım. Web sayfasını, web browser, arkadaşlar sosyal siteler ya social networks, social media, social sites diye söyleyebilirsiniz. Biz dosyayı yüklerken bakın yukarı up, aşağı down, yüklerken upload, indirirken download. Lütfen buna bakın, akıl yürütün. Up yukarı yükleyeceğiz, göndereceğiz. Down indireceğiz aşağı bu şekilde. Silerken de delete tuşunu hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuz. Mesaj kutucuğuna comment, yani mesaj ne oluyormuş? Comment. Çok güzel. Bu kelimeler önemli kelimeler. Bu ünitedeki önemli kelimeler. Lütfen, lütfen, lütfen bunları ezberleyelim ve not alalım defterlerimize. Şimdi buraya baktığımızda görünmüyorsa da ben sizin için okuyayım. Şurada diyor ki arkadaşlar online games. Online games'ten biz ne anlıyoruz? Bakın online games siz de bir taraftan yazın ben göreyim. Watching videos, making live chats, online shopping, reading news. Şimdi buradan sizden cevap bekliyorum. Bakın online games. Online games ne? Online oyunlar. Biz internet, biz ne yapıyoruz? Online oyunlar oynuyoruz. Hocam bunun internetin neyleri? Benefit yararları. Neyin? İnternetin. Watching videos. Şu anda bile beni izlerken bile bu internetin bir faydasıdır gençler. Ne diyoruz? Video izlemek. Hepsini sonra not almayı lütfen unutmayın. Bakın make yapmaktı. Making live chats. Sohbet etmek. Sohbet yapmak olarak çevirin bunu. Sohbet etmek. Chat zaten sohbet. Ondan sonra ne diyor burada? Bakayım ne yazmışsınız gençler. Aynen. Online shopping de online shopping. Arkadaşlar shopping alışveriş değil miydi? Neydi burası da? Online alışveriş yapmak. Hatta bu daha bize kolaylık sağlar. Hele şu virüs zamanında çok daha aktif kullandığımız bir şey. Reading news. Reading news. News neydi? Haberdi. Biz internetten de neyleri yapıyoruz? Haberleri okuyoruz. Şimdi bakın burayı aynen çok güzel çok güzel gittiniz. Online games, online oyunlar, watching videos, video izlemek, making live chat, sohbet etmek hayatımıza dair, online shopping, alışveriş yapmak, reading news, haberleri okumak. Ne demişiz? Aynen haberleri okumak aksa Senem de gelmiş. Tek tek okumuyorum arkadaşlar zor görüyorum. Doğru gidiyorsunuz ama okuduğum kadarıyla. Şimdilik geçelim diğer
yararlarına. Şunu da unutmayın. Hocam sonra teste çıktı falan demeyin bana. Benefit neymiş? Fayda, yarar. Pozitif bir hareket. Burada da internetin faydalarını göreceğiz. Bakın search. Arkadaşlar search. Paying bills, assignments, booking, social networking sites. Bakın search nedir? Searching yapıyoruz. Arama. İnternette biz ne yapıyoruz? Arama. Ödevlerimizi, hayatımıza dair merak ettiğimiz her şeyi. Çok güzel. Paying bills. Ben çok örnek veriyorum bununla. Ne diyoruz? I pay bill every month. Ne diyorum? Her ay faturaları ödüyorum. O zaman burada da nedir? Faturaları ödemek. Şu an zaten mobilden de bunu yapabiliyoruz. Faturaları ödemek. Assignment. Hemen bunun altına neyi yazayım size minnoşlar? Homework. Yani ev ödevi. Ya da direkt ödev olarak alın bunu. Ondan sonra bakayım ne yazmışsınız. Fatura ödemek süper. Booking. Bakın ben demiştim ki normalde book ne? Kitapta ama ben bir yere, örneğin yurt dışında bir otele gittim. Oradan rezerve ayıracaksam booking yapıyorum. Yani yer ayırtıyorum. Rezerve ediyorum. Siz bu belki rezerveyi bilmezsiniz. Ne diyelim buraya? Yer ayırtmak. Social networking sites da bunu hepiniz artık biliyorsunuz. Sosyal ağ siteleri. Tamam mı? Evet, yazmışsınız. Tekrar ediyorum çünkü görünmüyor herhalde birazcık. Search, arama yapmak, paying bills, faturaları ödemek, assignment ya da homework, ödev, booking, rezerve etmek, yer ayırtmak, social networking site, sosyal ağ siteleri. Bakıyorum, süpersiniz. Aynen Azra da gelmiş. Güzel oluyor Yunus Emre. Yunus Emre görev yazmışsın. Neye görev yazdığını bilmiyorum. Fatura ödemek. Muhammed de burada. Yasir yani. Tamamdır. Burayı da geçelim. Bakın özellikle bu kelimeleri lütfen. Bakın şu an sizde canlı yapamadığım için mecburen burada defterinize not almalısınız. Şimdi hatta ben derslerde çok söylüyorum size. Hatta bunun oyununu da oynuyoruz sizde. Mesela abbreviations'lar var, kısaltmalar. Mesela bizim için de ne diyoruz? İşte biz Türkler selam demek yerine ya da selamun aleyküm demek yerine ne diyorlar? S nokta A ya da neyse LM. Teşekkür ederken ne yazıyoruz? TŞK. Bu on the phone ünitesinde de vardı. Bu defa ne ünitesinde yine karşımıza çıktı? İnternet ünitesinde çıktı. Bakın. ASAP diye okuyayım sizin aklınızda kalsın. ASAP neymiş? As soon as possible. Hocam bunun anlamı nedir? Hepsinin anlamını şuraya yazacağım. Olabildiğince hızlı. Neymiş? Olabildiğince hızlı. Neymiş anlamı? As soon as possible. Belki bu çıkar kısaltma olarak. ASAP diye. Hocam ne var? BTW var. By the way. By the way siz speaking'de de kullanabilirsiniz. Bu arada, bu yolla demek. Daha sonra geliyorum. To yani iki nite yani tonight. Bakın siz akıllı çocuklarsınız. İngilizce'de biz ikiyi ne diye okuyoruz? To diye okuyoruz. O yüzden to'yu görünce adam otomatikman kısaltma olsun diye to yerine ne yazmış? İki yazmış. Bakın hocam bu iki nereden geldi? To okunuş olarak iki değil mi? Buradan geldi o yüzden. Ne diyorum? Tonight bilmeniz gereken bir simple present kalıbıdır. Zaman ifadesidir, expressions'tır. Bu gece. CU sakın yani C zaten ne diye okunuyor? C diye okunmuyor mu arkadaşlar? Bakın çağrıştırın. CU. CU da ne diye okunacak? CU. Yani görüşürüz. Geliyorum W U. Ne diye okuyoruz mesela bunu? VU. Ya hocam bu da nedir? WhatsApp with you. WhatsApp with you. WhatsApp'tan aklınıza gelse ne haber anlamında. Bakın tekrardan yeniliyorum. Mesela U nasıl okunuyor? U harfi U diye okunuyor. O yüzden bu da ne yapmış mesela? U okunacakları ne yapmış? U okunacakları hemen bak sonuna U getirmiş. Daha kolay olsun diye. Ailem ve direkt Türkçe hani şey gibi sadece baş harflerin kısaltılması. Seni seviyorum. U2 var bunu hatta geçen derste de sordum. U neyle hangi harfle gösterilir mesela? U harfiyle. Bunun okunuşu neye tekabül ediyor? İkiye ediyor. O zaman bu da nedir? You too kalıbı sende kalıbıdır. Bu arada me too kalıbı da bende kalıbıdır.
Geçelim diğer kısaltmalarımıza. Lütfen bunlara önem verin arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Letter var. Letter'ın anlam olarak neydi? Sonra anlamı var hocam, değil mi? Bu ne olarak görünüyormuşuz? L, ama R olarak. Arkadaşlar where were you? Bakın were past tense. Past verb 2'dir. Yani bu geçmişte sana soracak. Neredeydin? Hani biten bir zaman, geçmiş zaman. G, W, S var. Get well soon. Arkadaşlar bu çok önemli. Get well soon, geçmiş olsun demek. Bu şekilde bazı expressions'ları da öğrenmiş oluyorsunuz. Bakayım yazılanlara. Sen ile sonra. Aynen, güzel gidiyorsunuz. Arkadaşlar lol, lol'u bilerek çok veriyorum. İki anlamda kullanılacak. Lots of love. Lots of sevgiler, kucak dolusu sevgiler. Bunlar genelde metinlerin sonunda, mektupların sonunda, konuşmaların bitiminde yer alır. Ya da bir kere çok kahkaha attık arkadaşlar. Laugh out loud. Sesli gülmek anlamında. O zaman hocam sesli gülerken ya da birisine sonunda iyi dileklerde bulunurken neyi kullanacakmışız? Lol'u kullanacakmışız. İki anlamda lots of love ya da laugh out loud. Zaten laugh sesli, laugh gülmekti. Sesli güldüm anlamında olacak. GRS var burada. Great. Aslında bunu kısaltmalarında pek gerek görmüyorum ben. Müthiş, harika anlamında olacak. Take care, take care. Kendine iyi bak. Hatta biz Türkler de bu kendine iyi bakı kısaltmışızdır, değil mi arkadaşlar? Keep diye. Bizim için de take care ne arkadaşlar? Keep. Onlar ne yapmışlar? Okunuşuna göre yapmışlar. Take care. NP var. Zaten o da başar. No problem. Yani sorun yok. Buralar tamam mıdır? Bakıyorum. Süper. Böyle devam edelim. Bu dersi özellikle kelimeyi ayırdım. Çünkü kelime bilmezsek açıkçası sorulara ne yapamayız? Yaklaşamayız. Birazcık görünmüyor herhalde. Ya da durdurun arkadaşlar. Mesela ben anlattıktan sonra bunu durdurun, öyle not alın. Ben gerekirse yine hem Türkçelerini hem İngilizcelerini yazacağım size. Bakın burada ne var? Ödev var arkadaşlar. Ödev neydi? Yine yazıyorum sırf siz görün diye. Assignment. Ödev neymiş? Assignment. Ya da nedir ödev? Homework. Hocam giriş yapmak vardı. Bakın giriş yapmak. Giriş yapmak neydi arkadaşlar? Log in. Hocam biz bir yerde okuduk. Neydi? Sign in. Bu da neymiş yine? Giriş yapmak. Bakayım görünüyor mu? Görünüyor mu gençler? Okuyabiliyor musunuz? Ona göre tek tek yazayım. Hah, tamam görünüyormuş. Ben yine de yazayım. Şimdi bakıyorum. Burada da ne diyor? Register. Register neydi? Giriş yapılan değil miydi? Ona da register ya da sign up. Bu da giriş yapmak anlamında. Bakın burada ne var? Confirm ve accept var. Onaylamak. Hatta buna bu sembolü bırakayım, aklımızda kalsın. Onaylamak. Geliyorum. Develop var ve improve var. Bu improve'u göremiyorsunuz galiba. Improve. Neydi bu geliştirmek? Neymiş? Geliştirmek. Ne var? Logout var. Logout var. Çıkış yapmak. Bir yere girdikten sonra zaten bir siteye ne yapıyoruz? Güvenlik açısından çıkış yapıyoruz. Neydi? Log out ya da log off. Bakın tekrar tekrar ediyorum. Lütfen siz de tekrar edin. Aynen. Siz biraz geriden geliyorsunuz. O yüzden beni dinleyin. Location, place. Bu kelimeyi tekrar yazıyorum. Location, yer. Place zaten neydi? Yer. Nearly, almost. Neredeyse, yaklaşık. Hemen hemen anlamına gelecek. Neymiş? Bu iki kelime çıkacaktır test oranında. Almost ya da nearly. Şimdi geçiyorum buraya, bakın. Bunu durdurup yazasınız arkadaşlar. Single var. Hocam single'ın tek anlamı vardı zaten. Hatta I am single derken ben bekarım ya da I am single derken ben tekim anlamına geliyordu. Burada single bu ünitede şu şekilde geçiyor. Single ticket geçiyor. Single ticket tek bilet. Hani giriş bileti, çıkış bileti değil mesela. O zaman buna ne diyorum? Tek yol. Mesela round ya da return var. Bu da dönüşümlü. Mesela bir bilet düşünün. Round ticket geçiyor arkadaşlar. Hem giriş biletidir hem çıkış. Yani aslında dönüşümlü bilet desem doğru olur.
Dönüşümlü. Neymiş? Return. Veren neymiş? Dönüşümlü. Mesela bir bilet aldık, tamam mı? Bakın burayı dinleyin. Bir bilet aldım. Ben buna single ticket dersem tek giriş biletidir. Ben buna return ticket dersem hem giriş biletidir hem çıkış biletidir. Ne yazmışsınız? Return. Dönüş aynen ama gidiş dönüş. Return neymiş? Hem geliş hem gidiş. Single sadece bir tane. Ya girişi almıştır ya dönüşü. Ondan sonra bakıyorum. Regulate ya da kontrol. At üstünde arkadaşlar. Hatta biz bunu diğer ünitede ne olarak gördük? Check. Kontrol etmek. Neymiş? Kontrol etmek. Zaten kontrol diye geçiyor. Reply answer. Reply answer neydi? Answer question. Answer question yaparsam ne oluyordu? Cevaplamak. Bu ünitede biz neyi göreceğiz cevaplamakta? Reply. O sıra chat, talk. Chat ve talk ne olacak gençler? Konuşmak olacak. Bakın access, hatta bu kartların üstünde arkadaşlar access kartlar yazar değil mi? Erişilebilen kartlar. Bakın oradan bir çağrışım yazıyor. Biraz pratik zeka kullanın. Access ya da connect. Direkt hatta connection error yazar değil mi? Bağlantı hatası. Yani ya bağlantı hocam ya da access erişim anlamına gelecek. Arkadaşlar browse, look, scan bunlar ne anlamda gelecek? Bakmak, ekran, görmek zaten web browser'dan aklınıza gelsin. Opinion, my opinion. My opinion derken ne oluyordu? Benim fikrim, benim düşüncem. My opinion ya da idea nedir? Fikir. Tekrar ediyorum. Kelimeler çok önemli. Bir yandan da siz bana yazabilirsiniz. Biri katılmak yazmış. Ha, erişmek. Aynen. Assignment, homework, ödev. Login or logon ya da sign in, giriş yapmak. Confirm, accept, onaylamak. Develop, improve, geliştirmek. Log out, log on, çıkış yapmak. Location, sonu İngilizce'de i onunla bitiyorsa nasıl okuyorduk? Şın diye okuyorduk. Location, place, yer. Nearly, almost, neredeyse, yaklaşık, hemen hemen. Ama bu az olarak. Single, one way, tek. Burada lütfen biletten. Eğer ben single ticket dersen tek bilettir. Tek ya gidiştir ya dönüştür. Round, return, dönüşümlü. Hem giriş hem çıkış. Regulate, kontrol etmek. Reply, answer, cevaplamak. Chat, talk, konuşmak. Access ya da connect, bağlantı, erişim. Browse, web browse'dan aklınıza gelecek ekran bakmak. Look ya da scan. Opinion, in my opinion. Buradan aklınıza gelsin. Fikir, düşünce ya da idea. Hocam profil yerine isim kullanmalı mıyız? Profil, ne yazıyor okuyamıyorum. Tabii ki aynen profil picture profil bak şimdi bu foto birazcık hani kendi fotoğrafımız falan picture birazcık resim hani asılır ya mesela duvarlara onlar için picture'ı kullanmak daha doğrudur ama ben foto dersem mesela Elif sensin herhalde o Elif foto dersen bu senin profilin için daha uygundur ama mesela diyeceğim ki işte orman resmi o zaman derim ki Forest picture. Bu daha doğru bir kullanım olur ama hatalı da diyemeyiz. Yani sonuçta onda resim anlamı var. Var mı hocam dediğiniz? Bu göndereceğim PDF'te aynen bütün kelimeler olacak Yunus'cum. Ama siz burada da yazarsanız sizin için ne olmuş olacak? Daha da güzel bir etki olmuş olacak. Daha da güzel bir tekrar olmuş olacak. O yüzden sizleri çok seviyorum. Lütfen not alın. Şimdi buraya da geçeyim ve durdurun arkadaşlar. Videoyu durdurun. Durdurup not alın. Ben de dinlerken hep öyle yapıyorum. Şimdi bizim ünitelerimizde çok önemli değil mi? Özellikle test sorularında. Hele arkadaşlar bu internet konusu var ya. LGS 2019, LGS 2018'de sorular sorulmuş. Ben onlara da yer verdim. Yani bu ünite çok önemli. O yüzden kelimesine, kullanımına, konusuna çok önem verelim. Şimdi ben diyorum ki zıt anlamlı kavramlar. Arkadaşlar online neydi? Çevrim içi. Hocam offline neydi? Zaten on açık, off kapalı. Bu da çevrim dışı. Şimdi refundable iade edilebilir. İade edilebilir. Mesela bir bilet aldık. Bunun iade edebiliyorsak, bunu geri verebiliyorsak ne olacak?
Refundable. Hocam bir şeyin önüne non, un, this gelirse bu ne oluyordu? Olumsuz oluyordu. Bu da ne olacak? İade edilemez. Yani geri verilemez. Yani satıldıktan sonra bunu iade edemezsin, beğenmezsen bile. Neymiş? Özellikle çok önemliydi bizde. Ben bilerek buna böyle yazacağım. Sizin aklınızda kalsın diye. Giriş, çıkış, bileti. Yani her ikisi. Single ticket ne? Tek giriş çıkış bileti. Artık bakın bu tek bir şey. Expensive miydi? Pahalıydı. Cheap neydi? Ucuzdu. Login, logon, sign in, giriş yapmak. Logo, logout, minnoşlar neydi? Çıkış yapmaktı. Aynen ucuz çok güzel. Böyle biraz daha görünsüz. Download neydi arkadaşlar? İndirmek, dosya indirmek. File. Upload neydi? Bakın up yukarı zaten. Yüklemek. Sonra geliyorum share. Biz sosyal medyada çok kullanıyoruz değil mi? Paylaşımları ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Share neydi? Paylaşmaktı. Keep secret neydi arkadaşlar? Sır tutmaktı. Mesela hakikaten burada mesela share yanına ne yazayım mesela? Secret yazarsam nedir? Sırları paylaşmak. Keep secret yazarsam ne olur? Sırları tutmak. Çok güzel. Sizin bu kelime olayınız çok iyi şu anda. Lütfen ama bunları tekrardan not alın. Beriha hoş geldin bebeğim. Hoş geldiniz. Devam edelim. Lütfen dersi de tekrardan açıp dinleyin. Şimdi bakın bunlar biraz daha kolay arkadaşlar. Bunlar birazcık daha kolay. Send neydi? Send email, send fax, send voice mail, send email. Bunlar neydi? Göndermek. Biz gönderiyorduk değil mi? Receive neydi? Özellikle bu invitation kart hazırlarken gönderen, alıcı anlamında neyi kullandık? Şu iki kelimeyi çok kullandık. Useful, faydalı. Arkadaşlar bir kelimenin sonuna less gelirse less azlık anlamında ya bu kelimeyi ne yapacak? Zıttına dönüştürecek, olumsuz etkileyecek, faydasız, fayda sağlamayan, yararsız. Necessary okunuşu, necessary gerekli, gerekli. Bakın başına ne gelmiş ne dedim? An, this, non, no gelirse olumsuz yapacak. Unnecessary gereksiz. Lütfen okunuşu dikkat edin. Necessary, unnecessary. Advantage artık bu Türkçeleşmiş avantaj anlamı değil mi? Avantaj sağlıyor. Avantajdan kasıt fayda yine. Bakın başına ne gelmiş? This gelmiş. Disadvantage, dezavantaj. Yani fayda sağlamayan anlamında. More komparatif yapılardan aklımıza gelecekti. More yapısı neydi more yapısı? Daha anlamını katacaktı. Yani daha fazla. Less neydi? Daha az. More daha fazla, less daha az. Most mesela bunu da unutmayın. Bu da benden size bir ipucu olsun. Bir test sorusu geldi bizim karşımıza. Favori, popüler, the word, enler sorusu. Bak özellikle bu favori ve popüler kelimesi geçerse bizim cevabımız genelde ne olacak? Most olacak. Yani hangi anlamda bu? En çok anlamda. Hatta enler var ya mesela top 10 listesi var. Bestler buna girecek. List nedir? En az yani tercih hiç edilmeyendi. Burayı da not alın. Böyle görüp not alın gençler. Şimdi geçelim. Lütfen bakın bir sürü kelime öğrettim arkadaşlar. Şurayı da yapacağım. Bu dersi bitireceğim zaten. Çünkü tamamen kelime öğrenmenizi amaçlıyorum bu ünitede. Çok güzel de geliştirmişsiniz kendinizi. Aferin. Okuyorum. Aynen. Çok güzel. Bakayım kimler derste var. Senem, Azra, Melisa da buradaymış. Aksa, Hüseyin. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Böyle devam edelim. Şimdi önce bir kere okuyorum. Dikkat edelim. Membership, your personal information and passwords. Hocam, never ne anlamındaydı? Asla. Share, paylaşmak. Your personal, kişisel. Information, bilgi. And password, şifre. Başlığa baktınız mı arkadaşlar? İnternet, cell
Safety, yani internetin neyi? Güvenliği. Bakın ilk cümlede ne diyor? Diyor ki asla diyor yani kişi bilgilerini ve şifreni ne yapmamalısın? Paylaşmamalısın. Buraya hemen Türkçesinde yazayım. Asla kişisel bilgilerini ve şifreni paylaş mamalısın. Bakın hocam burada bir olumsuz anlam yoktu. Ne olumsuz yaptı burayı? Never zaten bir cümlede varsa ne yapacak? Olumsuz yapacak. Şimdi okuyayım yazdıklarınızı. Evet çok güzel. Çok güzel gidiyorsunuz. Bakın ben okuyorum. Refuse a noun, people's friend, regus. Arkadaşlar refuse neydi? Reddetmekti. Anlamı bilmek. Başına an geldi bilmemek. Ne diyor? People's. Bakın aitlik eki. Türkçedeki n'nin burada kesme s'dir. Free and regus. İstekti. Buradaki neymiş? İstek. Şimdi Türkçesinde yazayım. Ne diyor? Bilinmeyen insan, hani arkadaşlık isteklerini ne yapan? Reddedin. Ne diyoruz? Yani tanımadığımızları kabul etmiyoruz. Bilinmeyen arkadaşlık isteklerini reddetmekte. İsteklerini reddedin. Güvenlik açısından önemlidir. Devam ediyorum. Before downloading a file, check it with an adult. Arkadaşlar adult ne? Yetişkin. Bak teenager sizsiniz. Adult sizden sonraki nesil, tamam mı? Teenager siz. Şimdi geliyorum. Before neydi? Önceydi. Ne diyor? File dosya. Hemen file'ı buraya yazayım. Çok çıkacak çünkü. File neymiş dosya? Diyor ki bir dosyayı indirmeden, bakın virgüle kadar böldüm. Bir dosyayı indirmeden önce herhangi bir yetişkin prep'imiz var ile kontrol edin. Ne diyorum? Bir dosyayı indirmeden önce bir yetişkin ile, yani bilen kişiyle diyor. Kontrol edin. Sonra geliyorum. Don't agree to meet your online friend. Bakın online arkadaşlar ki böyle bir şeyi ben size her zaman diyorum sakın yapmıyorsunuz. Ne? Online arkadaşlarla buluşma. Online yani internetteki arkadaşlarla. Online arkadaşlarla buluşma kararı alma. Bunu kastediyor. Buluşma diyelim kısa sürsün. Ne diyor? Avoid using dangerous sites. Dangerous sites. Dangerous ne? Burada da görüyorsunuz tehlike demek. Site site. Avoid kelime önemlidir. Avoid neymiş? Kaçınmak. Ne olacak burası da? Tehlikeli, hani virüs bulaşır ya. Tehlikeli sitelerden kaçının. Cümleme geçiyorum arkadaşlar. Bakayım neler yazıyorsunuz. Evet çok güzel. Don't believe in all news on the internet. Ne diyor? Believe inanmak. All hepsi news haber. İnternetteki haberlere inanmayın. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum dersi. Lütfen bunları durduruyorsunuz. Defterinize not alıyorsunuz. Durduruyorsunuz. Defterinize not alıyorsunuz. Ve ben nasıl okumuşsam siz durdurup tekrar ediyorsunuz. Ve şu, ben size buradan ödevlendirme yapayım. Şu internet safety ile alakalı 6 cümleyi bir de siz güzelce çevirin. Zaten ben çevirdim. Siz yapın o şekilde çevirin. Bu ders burada bitiyor. Hepinizi seviyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Öpüyorum sizleri.